Arkadaşlar ne yazık ki yangınların bir kısmı hala devam ediyor. İnşallah bir an önce son bulur. Hatta ben bu videoyu yayına aldığımda umarım yangınlar sona ermiş olur. Bu konunun bir şekilde gündemde kalmasına katkı sağlamak istiyorum. Ve o yüzden son videolarımı bu konuyla alakalı çekiyorum. Şimdi yangınla alakalı görüntüler dönerken arka planda size bir açıklama yapmak istiyorum. Sonra Türk Hava Kurumu'nun hikayesine geçeceğim. Ve emin olun bu açıklama videodan daha önemli. Açıklamayı dinlemek istemeyenler videoyu ilgili bölümlere ayırdım. Direkt olarak istediğiniz bölüme tıklayıp geçebilirsiniz aşağıdan. Şimdi açıklamayı yapayım. Dün bir anket paylaşmıştım ve bu ankette bile çok az sayıda da olsa art niyet arayanlar olduğunu gördüm. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunları bugün konuşmayacaksak, tartışmayacaksak, daha önceki videomda da belirttiğim gibi gelecekte de aynı sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek olur. O yüzden insanlara hiçbir yönlendirme yapmadan fikirlerini soruyorum ve kimsenin de yazdıklarını silmiyorum. Kötü niyetli olsam aradan seçer seçer yorum silerim. Dün yalnızca hakaretvari bir yorumu sildim. PKK'dan medet umduğum şeklinde alçakça bir ifade geçirmiş bir tane mahlukat. Kimsin, nesin, nasıl bir canlısın bilmem ama sana ve senin bu cehaletine hakikaten çare yok. Yıllarca birçok askerimizi ve sivilimizi şehit eden PKK adlı terör örgütünden ve onun bağlantılarından ben de nefret ediyorum her gerçek Türk vatandaşı gibi. Ama bu manipülatörler ben orada bir anket sorusu sormuşken konuyu başka yere çekiyor arkadaşlar. Aynı şeyi pazar günkü videoda yapan birkaç kişi de oldu. Ben pazar günü yayınladığım videoyu cuma akşamı çekip cumartesi öğlen montajladım ve o saatte bu yangınları kimin çıkardığına dair bir açıklama yoktu. Videoda bunu belirtiyorum, tarih itibariyle diyorum. Ama hala birileri gelip yok ateşin çocuklarını niye söylemiyorsun, yok PKK niye demiyorsun diyebiliyor. Ki henüz devletimizin de kimin yaptığına dair resmi bir açıklama yaptığını görmedim ben. Bunun dışında Twitter'da Ateşin Çocukları adlı terör grubunun yaptığı yönünde paylaşımlar yapıldı diyebiliyorum. Hani bunlar üzerinden beni art niyette falan göstermeye çalışıyorlar. Yine bir über zeka bir yorumda fondaş yazmış. Bu iftiraları atıyorlar çünkü hiçbir şey konuşulsun istemiyorlar. Kimseden fon filan aldığım yok. Varsa elinde böyle bir belge, getir göster, herkese açıkla bunu. Ama iftira atmak bu ahlak bekçilerinin en temel vazifesi olduğu için, tamamen çamur at izi kalsın yaklaşımında olduğu için onlar için bu durum sorun teşkil etmiyor tabii. O yorumu yazan tuhaf şey diyorum çünkü ne olduğun belli değil bence. İnsanca bir tutumun yok çünkü. Ve beğenen 3-5 kişi. Sizi insan yerine koyup size cevap verdiğimi falan düşünmeyin sakın. Kör düşüncelerinizin, cehaletinizin nedenli tehlikeli olduğunu insanlara delillendirmek için yapıyorum bu açıklamayı. Size verdiğim bir cevap değil bu. İnsanlara akli melekelerini kaybetmenin sadece akıl hastası olmak olmadığını, bu şekilde tehlikeli boyutlarının da var olduğunu göstermek istiyorum. Diyalog, konuşma, mantıklı bir şekilde düşünceleri tartışma. Ben bunlara inanıyorum ve bu yüzden değerli kardeşlerim, yaşıtlarım ve büyüklerim, her zaman söylediğim ve bundan sonra da söyleyeceğim gibi, kimseye tamamen güvenmeyin, bana da güvenmeyin. Ben videoların altında söylüyorum, kaynaklarımı belirtiyorum. Bir şey yanlış ifade edebilirim istem dışı olarak. Açın, okuyun, inceleyin diyorum. Ve kendi idrak yeteneğinizi geliştirin. Aklınıza yatırım yapın diyorum. Benim bu kanalda aşılamaya çalıştığım en temel noktalardan birisi budur. Ben de bugün bilirim acı biber yedim, yok pet şişe kestim, en büyük slime'ı yaptım videolarını çekmeyi. Fakat şu an çektiğim bu videoları çekmek yerine bu gibi şeyleri çekmek tabii ki istemiyorum. Çekene bir şey demiyorum ama ben böyle bir tutum sergileyemem böyle bir durumda. Çünkü bir derdim var. Bu yangınlar sönmediği için bugün yine başka bir şey anlatmak gelmiyor benim içimden. Evet, belki benim direkt bir yakınıma bir şey olmadı çok şükür. Ama yine de bizim vatandaşlarımıza bir şey oluyor. Biz şu an kendi hanemizden, kendi ailemizden, kendi yakınlarımızdan birisine bir şey olmadığı için belki çoğumuz bunu hissetmiyoruz. Fakat az bir empati yapmak bu kadar zor olmamalı. Bu konuyu gündemde tutmaya çalışmak bu kadar zor olmamalı. Twitter'da görüntüleri görüyorsunuzdur. İnsanlar TRT ve çeşitli yayın organlarının kameramanlarına, spikerlerine adeta yalvarıyor. Adam diyor ki lütfen gerçekleri anlatın, bizim yaşadığımız olayları anlatın, buraya destek gelmemesinden bahsedin diyor. Böyle bir durumun içerisindeyiz ve bunların belirli kanallar tarafından da üstü örtülmeye çalışılıyor. Böyle bir durumda ben tamamen şu an içerik kaygısı güçsem emin olun başka bir konuda içerik yaparım. Ama az buçuk da olsa birilerinin derdini duyurma noktasında bu konu gündemde kalsın amacıyla böyle bir video çekiyorum. Geleneksel medya bazı konularda toplumu bilgilendirmezken, insanlar bu durumdan bir haberken benim gibi kanalların bu konular hakkında yayın yapması ve bu yayınların da olumsuz bir şey gibi lanse edilmesi, sanki biz vatanımızın aleyhine bir şey yapıyormuşuz gibi gösterilmesi hakikaten üst düzey bir manipülasyon. Benim için durum budur. Videonun sonunda ben de fikrimi belirteceğim süreçle alakalı bir vatandaş olarak ve çok basit bir şekilde ne düşündüğümü açıklayacağım. Şimdi geçelim Türk Hava Kurumu'nun hikayesine. Atatürk Bolu Milletvekili ve yaveri olan Cevat Abbas Gürer'e şunu söylüyor. Havacılık askeri bakımdan olağanüstü önemli. Avrupa, Amerika havacılığı ayrıca bir spor konusu olarak görmeye başladı. İyi düşünün.
biz de geç kalmayalım. Bilgili, yürekli, kanatlı bir gençlik yetiştirelim. Hayalini geniş tut. Uçak yapmayı bile düşün. Cemiyeti kur ve bana çalışmaya başladığınızı bildir. İşte bunun üzerine 16 Şubat 1925'te bu cemiyet, yani Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor. Başkanı da Atatürk'ün bu konuşmayı yaptığı kişi Cevat Abbas Bey. Derneğin tüzüğünün ana hatlarını Atatürk belirlerken Yüzbaşı Fazıl, Üsteğmen Şakir Azım, Pilot Fehmi Yemenli, Mazlum Keyüsk ve Vecihi Hürkuş bu tüzüğün hazırlanmasında rol oynuyor. Vecihi Hürkuş'un havacılık tarihimiz açısından ne derece önemli bir isim olduğunu muhakkak hepiniz biliyorsunuzdur zaten. İşte bu bahsettiğim isimler tabii ki rastgele seçilmiş isimler değil. Hepsi havacılık alanında bilgili ve değerli isimler. Bu nedenle de bu önemli görev ehli olan kişilere veriliyor. Peki neden bu girişimi başlatıyor Atatürk? Ülkede uğraşılması gereken o dönem yine birçok konu varken ve zaten bu meselelerle uğraşılırken bir de havacılığa neden el atıyor? Çünkü bağımsızlığımız için havacılığın her daim önemli olacağını, ileride savaşların karada değil havada olacağını biliyor. İşte bu doğrultuda da hepimizin bildiği o sözleri dile getiriyor. İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlardan asla emin olamazlar. Her işte olduğu gibi havacılıkta da en yüksek seviyede göklerde bizi bekleyen yerini az zamanda dolduracaksın. Ey Türk genci, kısa zamanda gökte seni bekleyen yerini alacaksın. Yoksa o yeri başkaları istila eder ve işte o zaman bu ülke ve ulus elden gider. İşte tüm bu düşünceler etrafında çok kıymet veriyor Atatürk Türk Hava Kurumu'na ve bu nedenle kurulmasını sağlıyor. 23 Nisan 1926'da yani kuruluştan 14 ay sonra teknik personel yetiştirmek amacıyla Tayyare Makinist Mektebi kuruluyor. Peki bu noktada da şunu düşünebilirsiniz. Zaten zor dönemler ve böyle bir iş için maddi kaynak nasıl bulunuyor? Türk Hava Kurumu için birçok kaynak ayrılıyor. Atatürk Nutuk'un telif gelirlerini Türk Hava Kurumu'na bırakıyor mesela. 10 bin lira kendisi başlangıçta bağış yapıyor. Tayyare piyangosu düzenleniyor ve buradan fon aktarılıyor. Metal kumbaralarla bağışlar toplanıyor. Kurban derileri, fitre ve zekatlar, üye aidatları ve daha birçok gelir kalemi var Türk Hava Kurumu'nun. Hava Kurumu'na destek anlamında bir seferberlik başlıyor adeta ve vatandaşların çok önemli destekleri oluyor. Yapılan destek miktarına göre de bronz, gümüş, altın ve değerli taşlardan yapılmış farklı tipteki madalyalar veriliyor bağış miktarına göre. Ayrıca bağışlarla alınan uçakların adına 10 bin lira düzeyinde bağış yapan kişilerin illerin veya ilçelerin isimleri veriliyor. Mesela ilk bağış Ceyhan'dan gelmiş ve ilk alınan uçağa Ceyhan adı veriliyor. Bu uçak İtalya'dan alınan bir uçak ve modeli de Ansaldo A300.4. Toplanan destekler 3 ay içinde 2 milyona ulaşıyor. 1930'da 34 milyon, 1938'de 50 milyon, 1940'da da 75 milyon oluyor. Bu paraların önemli bir kısmıyla söylediğim gibi yüzlerce uçak alıyor Türk Hava Kurumu. Ayrıca uçakların bir kısmını ve toplanan paranın da önemli bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne aktarıp ordumuzu destekliyor. 1929 yılı ise Uluslararası Havacılık Federasyonu'na Türk Hava Kurumu'nun üye olduğu yıl oluyor. 1935 yılında Türk Hava Kurumu bünyesindeki uçuş okulu olan Türk Kuşu kuruluyor. Bu uçuş okulu kapsamında ilk olarak planör okulu, sonrasında da paraşüt okulu hayata geçiriliyor. Aynı yıl içerisinde Türk Hava Kurumu aslında Hava Kurumu adını o yıl alıyor 1935'te. Öncesinde belirttiğim gibi Türk Tayyare Cemiyeti'ydi. 1936 yılında Eskişehir Tayyare Okulu açılıyor ve ilk öğrencilerinden birisi ilk kadın savaş pilotumuz olan ve Atatürk'ün manevi kızı olan Sabiha Gökçen. 1936'da İnönü Planör Kampı, 1937'de Etimesgut Motorlu Uçuş Kampı, Ankara ve İzmir paraşüt kuleleri hizmete giriyor. Biraz önce bahsettiğim Türk Kuşu Okulu vardı. İşte o okulun öğretmenlerinden pilot Emrullah Yıldız 1938 yılının Haziran ayında tamı tamına 14 saat 20 dakikalık bir planör uçuşu gerçekleştirip dünya rekoru kırıyor. İşte tüm bu bahsettiklerimi düşündüğümüzde sürekli olarak havacılığın çeşitli dallarına ilişkin faaliyetler yürütülüyor, girişimler yapılıyor ve Atatürk'ün bahsettiği o uzun vadeli yaklaşımın hayata geçirilmesi için sağlam temeller atılmaya çalışılıyor. Planör kampından bahsettim. Orada verilecek olan planör eğitimleri için Türk Hava Kurumu'nun Akköprü Atölyesi'nden sağlanıyor planörler. Bu atölyede 1940'a dek yüzlerce planör üretimi yapılıyor. Aynı zamanda motor tamir ediliyor. Atatürk 1937 yılında mecliste şunları söylüyor. Bundan sonrası için bütün tayyarelerimizin ve motorlarımızın memleketimizde yapılması ve harp hava sanayimizin de bu esasa göre inkişaf ettirilmesi iktiza eder. Hava kuvvetlerinin aldığı ehemmiyeti göz önünde tutarak
bu mesaiyi planlaştırmak ve bu mevzuyu layık olduğu ehemmiyetle milletin nazarında canlı tutmak lazımdır. İşte Atatürk rotayı bu söylemlerle tam anlamıyla çizmiş oluyor ve o vefat ettikten sonra da 2. Dünya Savaşı sürecinde 1941'de Genelkurmay Başkanlığı'nın da talebiyle Etimesgut Uçak Fabrikası kuruluyor. Burada İngilizlerin Miles Magister adlı eğitim uçaklarının seri montajı da yapılıyor. THK-1, THK-3, THK-4, THK-7, THK-9 ve THK-13 planörleri de burada üretiliyor. Ayrıca bu planörlerin yanı sıra yerli uçaklarımız THK-2, THK-5 ve THK-10 gibi uçak modelleri de var. THK-2 tek kişilik akrobasi ve savaş eğitim uçağı, THK-5 bir hava ambulansı. Bu uçak ilk ihraç ettiğimiz uçak. Tarihimizde çok önemli bir uçak aslında ve Danimarka'ya ihraç edilmiş. Hatta şöyle bir bilgiye daha eriştim araştırırken, bu uçaktan daha sonra Danimarka 26 tane daha sipariş veriyor. Avrupa'dan da 30 adet sipariş alınıyor. Fakat bu süreç başarılı bir şekilde tamamlanamıyor. Yani bu siparişler teslim edilmiyor. Bununla alakalı detaylı bir açıklama yapıp bu durumu irdeleyip size bununla ilgili bir video yapacağım nedenleriyle ilgili. Geldik 1945 yılına, Türkiye'nin ilk uçak motor fabrikası kuruluyor ve yine Atatürk'ün konuşmasında çizdiği rotaya uygun bir adım bu tabii ki. THK tarafından Gazi Orman Çiftliği'nde kuruluyor burası. Gazi Uçak Motor Fabrikası adıyla. 1947 yılında kurulmuş uluslararası bir yapı var. Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatı. Türk Hava Kurumu da bu yapıya 1953'te dahil oluyor. Burada yurt dışında öğrenci gönderiliyor ve oradan da Türkiye'ye öğrenci geliyor. Amaç havacılıkla ilgilenen gençlerin birbirlerinin kültürünü tanıması ve havacılığa olan ilgiyi artırmak. Günümüzdeki Erasmus programlarını biliyorsunuz üniversitelerdeki. Onlar gibi tıpkı havacılık alanında bir öğrenci değişim programı. Biraz önce 1945 yılında kurulan uçak motor fabrikamızdan bahsetmiştim. Fabrikanın çalışmaları 1951'e kadar sürüyor ve 18 Haziran 1952'de makine kimya endüstriye devrediliyor. Bu fabrika daha sonra da Türk Traktör Fabrikası, yani Koç Grubu'nun şirketi bildiğiniz gibi, onun bünyesine geçiyor. Bu konuyu da yine araştırıp ele alacağım. 1974 yılında yine tarihimizdeki önemli olaylardan birisi var bildiğiniz gibi. Kıbrıs Barış Harekatı. Türk Hava Kurumu'nda yetişen ve askerliğini paraşütçü olarak yapan gençlerimiz bu harekatta rol alıyor. Sadece hava indirme harekatına katılan paraşütçülerle destek olmuyor Türk Hava Kurumu Barış Harekatı'na. Aynı zamanda yine kurum bünyesinde bulunan uçaklar, kurumun yetiştirdiği pilotlar da harekatta rol üstleniyor. 1995'te Dünya Paraşüt Şampiyonası ülkemizde düzenleniyor. 1996'da 1. Dünya Hava Oyunları'nın test yarışması, 1997'de ise yarışmanın kendisi ülkemizde düzenleniyor ve bu ilk Dünya Hava Oyunu organizasyonları. 98 yılında Avrupa Hava Sporları Birliği'ne üye oluyor Türk Hava Kurumu. 2000 yılında ise bu kez kendi içimizde, yani Türkiye Hava Oyunları'nı düzenliyoruz. 2004 yılında Türk Hava Kurumu paraşüt öğretmenlerinden Hakan Zengin, İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde yapılan 3. Türkiye Hava Oyunları'nın açılış töreninde bir rekor kırıyor. O güne dek gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapıyor. Ülkemizin bayrağıyla, Türkiye'nin bayrağıyla 433,5 metrekarelik bir bayrakla paraşütle atlayıp Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Yine 2004 yılında o yıl düzenlenen Avrasya Maratonu'nda 10 wingsuit giyen paraşütçümüz Avrupa'dan Asya'ya saatte 150 kilometrelik hızla ulaşıyor ve tarihi bir ilke daha imza atıyorlar. Geldik bir başka başarıya, Funda Cici. Dünya Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası'nda 69 yarışmacının arasında ülkemizi temsil ediyor ve 14 ülke arasında şampiyon olup altın madalya kazanıyor. Yani yıllar içerisinde bu gibi başarılar, etkinlikler ve dikkat çeken olaylar da havacılığa olan ilginin artması noktasında önem arz ediyor. O yüzden Türk Hava Kurumu'nun bu girişimlerinin hepsi önemli. Fakat her şey böyle güzel giderken 2010'lu yıllar Türk Hava Kurumu için bir çöküşün başlangıcı oluyor adeta. 2011'de Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruluyor. Fakat Türk Hava Kurumu dernek statüsünden vakıf statüsüne geçiyor bu dönemlerde ve finansal çöküş de başlıyor. Osman Yıldırım ismindeki bir başkan var ve bu dönemde çok ciddi yolsuzluklar yapıldığı iddia ediliyor. Bu kişinin çeşitli şirketler kurup kurdurup bu şirketlerde eşi, oğlu ve tanıdıkları üzerine şirketleri kurup çok ciddi krediler çektiği, THK'yı borçlandırdığı bu gibi iddialar söz konusu ve mahkemeci tutuklanıyor bu kişi. Fakat daha sonra serbest bırakılıyor. Hakkında çıkan haberlere baktım. Tutuklandığıyla alakalı haberleri buldum. Serbest bırakıldığını da okudum. Muhtemelen dava süreci hala devam ediyor. Daha farklı bir haber ben görmedim. Fakat neticede yaşanan bu süreç THK'yı çok ciddi bir krize sürüklüyor. İşte Atatürk'ün yıllar önce ne emellerle kurduğu bir kurum böyle bir hale düşürülmüş oluyor. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde Türk Hava Kurumu'nun bağış yaptığımız zarflarını ben hatırlıyorum. Okuldayken, küçükken, öğrenciyken sınıfa zarflar gelirdi ve bizler de o zarfları ertesi gün içine para koyduk
koyulmuş şekilde geri getirirdik. Düşünün işte bizlerin, vatandaşların safiyane duygularla verdiği, vatanperver duygularla verdiği paralara bu şekilde birileri çökebiliyor. O yüzden şeffaflık dediğimiz şey her yerde çok önemli. Derneklerde, vakıflarda, şirketlerde, daha önce Türkiye'de yine bunun pek çok örneği yaşandı bildiğiniz gibi. Evet, tüm bunlar yaşanıyor ve daha önceki videoda da belirttiğim gibi 2018'de Türk Hava Kurumu'na kayyum atanıyor. Bu aradaki süreçlerde yine karma karışık olaylar var arkadaşlar. Tek başına ayrı bir video olur, o kadar fazla olay var. Araştırıp detaylarını yine sizler de görebilirsiniz. Belki ileride ben de bir videosunu yaparım, bilemiyorum. Durum bu şekilde. Şimdi ben bir vatandaş olarak sadece şunu merak ediyorum arkadaşlar. Bu videoda ve bir önceki videoda anlattığım her şeyi İster aklınızın bir köşesinde tutun, isterseniz bir kenara koyun. Çok daha basit olarak olaya bakalım. O bilgileri düşünmeyelim hadi. Görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum. Habertürk'te sunucu hanımefendi uçak konusunu ısrarla sordu Türk Hava Kurumu'nun kayyum olarak atanan şu anki yöneticisine, başkanına. Beyefendi de diyor ki finansal borçların yapılandırılmasıyla uğraştık. Bakım yapma sorumluluğu kimdedir Cenap Bey? Niye bakım yapılmıyor? Bu uçakların bakım yapma sorumluluğu Türk Hava Kurumu'nun kendisindedir. Affedin? Türk Hava Kurumu'ndadır bu uçaklara bakım yapmayı. Peki siz Türk Hava Kurumu'nun başkanı olduğunuz için ben soruyorum. Neden bakım yapılmamış? Avşin Hanım, sorunuz için teşekkür ediyorum. Şunu düzeltelim, ben Türk Hava Kurumu kayyum heyeti başkanıyım. Şimdi Türk Hava Kurumu'nun bu borçları yapılandırmaya çalışması, bu borçları ortadan kaldırmaya, kurumu tekrar çalışabilir hale getirmeye çalıştığı söyleminin doğru olduğunu kabul edelim. Bu gayet güzel, bunda problem yok. Fakat anlamadığım şey şu. Normalde kanunlara, yönetmeliklere baktığınızda kayyumun görevlerinden bir tanesi de oradaki işleyişin devam etmesini sağlamak. Yani sadece finansal borçları yapılandırmak, borçları temizlemek, bunlara çare aramak değil. Dolayısıyla göreve gelindiği anda bu uçakların durumunun kontrol edilip eğer bakıma ihtiyaçları varsa bakımlarının yapılması gerekiyordu. Zaten hiçbir bakıma ihtiyaçları yoksa uçabilecek haldeyse de bu yangında bir şekilde kullanılmaları gerekiyordu. Yani hiç kompleks düşünmeye, yüzlerce bilgiyi, haberi bir araya getirmeye gerek yok arkadaşlar. Çok basit bir düz mantık söz konusu. Buraya gelindiği anda bunun için önlem alınması gerekiyordu. Bizim devlet olarak yangın sezonuna çok daha hazırlıklı girmemiz gerekiyordu. Bu yangın sabotaj olarak da çıksa, yangınların bir kısmı da sabotaj olsa, hepsi de sabotaj olsa, hiçbiri de olmasa, hepsi doğal afet de olsa, ne olursa olsun hazırlıklı bir şekilde, çok daha hazırlıklı bir şekilde bu sezona girmemiz gerekiyordu. Geleneksel mecra birçok şeyi paylaşmıyor, evet, ama sosyal medyada görüyorsunuz. Evet, bunların bir kısmı yanlış bilgi olabilir, dezenformasyon olabilir ama hepsi değil, arada kesinlikle doğru olanlar da var ve bu doğruların bir kısmında insanlar söylüyor. Yani bölgelerine yardım gelmediğini belirtiyorlar. Daha önce de konuştuk. Basın organlarına, geleneksel medyaya söylüyorlar lütfen bizimle alakalı doğru haberleri yapın diye, doğru bilgileri verin, buraya destek gelmedi diye. Şahan Gökbakar günlerdir Instagram'dan yayın yapıyor örneğin. Bu adamı tüm Türkiye tanıyor. Bu adam manipülasyon yapmak için, yalan beyanda bulunmak için böyle bir şey yapar mı? Ününe, reputasyonuna zarar verir mi örneğin bu adam? Görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? Bakın biz burada, şurada duruyorduk. Şurada duruyorduk. Bu yangın bakın yolu atladı. Yolu atlaması ne demek? Geçmiş olsun demek. Bu yolu atladı. Bakın buradaki bu dağdan bütün burası yanacak arkadaşlar. Bütün Selimiye'ye doğru yanacak burası. Haberiniz olsun. Bakın söylüyorum. Buraya müdahale lazım. Bakın yolu atladı göz göre göre. Gün içinde göz göre göre burada yolu atladı. Bakın. Bakın şu anda duruyor. Benim şu anda yaklaşık 100 metre ilerimde. Mahşer yeri bakın buradan artık ne kimse gelebilir ne başka bir şey. Buraya müdahale bakın söylüyorum ben. Ben size söylüyorum. Şuraya bak. Buraya müdahale havadan. Havadan buraya müdahale şart. Bunu söylüyorum. Hadi. Hadi. Bakın haline bakın. Bitti burası. Burası bitiyor. Bakın burası bitiyor söylüyorum. Havadan müdahale şart. Buraya. Havadan müdahale. Rica ediyorum. Yapacağım, sürekli yapacağım bu yayınları. Rica ediyorum. Havadan müdahale. Burada insanların hepsi çaresiz. Havadan müdahale buraya. Rica ediyorum. Bakın göz göre göre gidiyor. Yayın. Yayın yapacağım. Sürekli. Göz göre göre gidiyor. Bakın bu buraların hepsi yanacak. Bu gördüğünüz bakın şu tepeler hepsi yanacak. Şimdi biraz sonra. Aşağıdaki herkes evsiz kalacak. Bakın görün. Neler olacak?
Hiç müdahale ya. Bu kadar müdahalesizlik olur mu? Ben tüm bu anlattıklarım çerçevesinde bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Eksiklik olduğunu, burada bir hata yapıldığını düşünüyorum. Ve yapılması gereken şey de en başından beri bu hatanın kabul edilmesi, ardından da hızlı bir şekilde aksiyon alınmasıydı arkadaşlar. Bir yerlerden acilen gerekirse uçak kiralamamızdı. Yardım olarak göndersinler göndermesinler. Bir yerlerden hızlıca uçak kiralamamızdı. İşte böyle bir durumda o desteğin ulaşamadığı noktalara da en azından bir kısmına bile olsa yardım ulaşacaktı ve belki oralardaki yıkımlar daha az olacaktı. Benim ifade edeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizler de görüşlerinizi ekleyebilirsiniz yorumlara. Umarım bir an önce tüm yangınlar söner. Ben de sürekli Twitter üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sayfasında paylaştığı güncel sayıları kontrol ediyorum. İnşallah bir an önce bu durumdan kurtuluruz. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın.